Kimle birlikte misiniz şeklindeki sorusuyla adaylık iddiasını başka bir seviyeye, daha üst bir seviyeye taşıdı ve parti içinde artık yani parti üyelerine ve adaylık için adı geçen, hatta sondajlarda Kılıçdaroğlu'ndan daha avantajlı görünen iki büyükşehir belediye başkanını da yani yanındayız demek zorunda bıraktı. Onun eğer Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun yanındalarsa o zaman aday olmaktan feragat etmiş gibi duruyorlardır. Şu aşamada öyle gözüküyor. Yani parti içinde bir sıkılaşma, gevşeyen işte nedir, vidaları sıkma gibi bir aynı zamanda parti içi disiplini de hatırlatma gereğini duydu ki burada o ifadeleri de önemli. Yani bir isteyerek veya istemeyerek zarar verenlerden söz etti. İsteyerek zarar verenlerin olduğunu da söylemiş oldu bu şekilde partide. İşte akla gelen nedir? İsteyerek veya istemeyerek o tasvife girmedi. Kuşoğlu. Bülent Kuşoğlu ve Gürsel Tekin. Şimdi Bülent Kuşoğlu'nun gerçekten açıklaması, yaptığı açıklama hani sureti haktan görünür gibi iken aslında altılı masaya zarar veren, tehdit içeren bir açıklamaydı. Çünkü altılı masanın ruhu benim istediğim olmazsa ben masayı dağıtırım gibi bir otoriter yaklaşımı reddeden bir ruh. Orada en küçük parti ile CHP arasında bir eşitlik var ve bir mutabakat söz konusu. Dolayısıyla onların da tabiri caizse kulağını çekmiş oldu aslında. Ve bu çıkışından sonra da parti içinde bir toparlanmanın olduğunu görüyoruz. Altılı Masa'nın bileşenleri de bu çıkışının parti içi bir mesela etkisinin partiyle sınırlı olduğunu vurgulama gereğini duydular. Şimdi tabii bu bundan sonra artık burada harita bence yol haritası çizilmiş oluyor. Zamanlaması ayrı bir konu fakat yol haritası çizilmiş oluyor. Ben Altılı Masa'nın da bu aşamadan sonra efendim Kemal Bey olmasın, siz olmayın, Ekrem Bey olsun, Mansur Bey olsun diyebileceğini zannetmiyorum. Öyle görünüyor ki Altılı Masa'da ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Böyle gidilecektir seçime. Tabii şimdi Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki işte seçim başarısı hakkındaki kuşkuların bir tek ayağı var aslında onun. Yani o ayakta aslında giderek etkisini kaybedecek olan bir ayak. Yani işte hep seçilemez, seçilebilir mi? Niye seçilemez? Yani niye seçilemesin? Niye zor seçilsin falan diye sorulunca işte Dersimli falan deniyor. İşte Alevi kökenli olduğu söyleniyor falan. Ama bu konu ne kadar çok gündemde tutulursa aslında yani buna Kılıçdaroğlu'nun adaylığının altını oymak isteyenler tarafından. Ben bu ifadeyi kullanıyorum. İktidar açısından böyle görüyorum durumu çünkü. Böyle yapmak istiyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor iktidar. Çok paradoksal bir durum. Hem kendilerini çok şanslı addediyorlar hem yani Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını iddia ediyorlar. Veya seçilmesi zor olacak. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa kesinlikle kazanırız falan dedirtiyorlar. Veya öyle düşündükleri intibaını veriyorlar ama diğer taraftan da Kılıçdaroğlu'nun aday olması istemiyorlar. Bu tabii açıklanması, izah edilmesi gereken bir çelişki. Onu da geçen programlarda birinde yani iki hafta, geçen salı, pazartesi günkü programda özür dilerim. Günleri karıştırdım değiştiği günler. Geçen pazartesi günkü, önceki pazartesi, geçen pazartesi, neyse karıştırmayalım daha fazla seyircim kafasını. Açıklamaya çalışmıştım. Enteresan bir şekilde işte parlamentoyu yitireceklerini, ne yaparlarsa yapsınlar yitireceklerini anlamış durumdalar. Şeyde bir ümitleri var, belki kazanırız diye işte seçime kadar da yapacakları
işte türlü çeşitli hamlelerle beraber belki kazanırız diye bir ümitleri var. Yani o da bence tartışmalı bir alan. Ben kazanabileceklerini zannetmiyorum. Bunun nedenlerini de birçok yer açıkladık. Esas mesele burada ekonomidir. Ekonomik bir krizin içindeki Türkiye'yi bu krizden çıkartacak çözüm reçetesini sunamayan ve ikna edemeyen bir iktidar var. Şimdi ve bu zaman geçtikçe bu durum daha da ağırlaşacaktır. Bütün hadisenin özeti aslında bu. Bunun karşılığında Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini şeklindeki iddiaları boşa çıkarması için yapabileceği şeyler tabii ki var. Burada altılı masanın ruhunu güçlendirmek geçiyor en başta, en olması gereken şey. O da Kılıçdaroğlu'nun tarihsel bir misyonun ifası, bunun yerine getirmesi için aday olacağını ve görev süresinin 5 yılla 5 yıl olmayacağını, Türkiye'de yeni bir anayasanın yapılması ve Türkiye'nin parlamenter demokrasiye geçişi için yapılacak ilk seçime kadar Cumhurbaşkanlığı görevini ortaklarıyla, bileşenlerle beraber onları da katarak sürdüreceğini, diğer 5 partinin de desteğini alarak arkasına ilan etmesi halinde ben Kılıçdaroğlu hakkındaki bu bence mesnedi zayıf iddiaların iyice geçerliliğini, etkisini yitireceği kanaatindeyim. İttifakın, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı değil ama ittifakın Cumhurbaşkanı olduğu mesajı sağlam bir şekilde verilirse ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu mesaja sahip çıkarsa ben Kılıçdaroğlu'nun neticede ilk turda alabileceği kanaatindeyim. Ama şu olur, eğer HDP aday gösterirse, şimdi burada yeni bir ittifak var. Üçüncü ittifak, onu da konuşacağız. Üçüncü ittifakın aday göstermeyeceği gibi bir yazdın. Kılıçdaroğlu'na bakacak, yani CHP'ye bakacak. Olabilir ama ilk turda aday gösterirse HDP, kimse ilk turda kazanamıyor. Evet. İlk turda kazanamıyor, ikinci tura kalıyor. O bakımdan ilginç. Ama ikinci turda da zaten şu an Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında nereden bakarsan bak bir 8 puanlık bir fark olduğuna göre, bir de bunun üstüne şeyi eklediğimizde ilk turda Erdoğan'ın birinci çıkması imkansız olacak. Bir kere onu görmek lazım. Yani süngüsü düşük gidecekler ikinci tura. İlk turda ortada, hesap ortada. Yani Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın gerisinde, açık ara gerisinde görünüyor. Daha da geriye düşecek. Zor bir maalesef, yani zor bir kış bekliyor bizi ve bu şekilde Türkiye'yi bu şekilde yöneterek yani bu tür tedbirlerle falan, geçici uyduruk tedbirlerle falan ben iktidarın kendisinden uzaklaşan oyları geri kazanmasını, onları geri çağırmasını mümkün olabileceği kanaatinde değilim. Bir yazı boşa geçirdiler aslında. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Fakat bir yazı boşa harcadılar. Bu yaz biraz daha yani mesafe almış olabilselerdi, kışı daha rahat atlatabilirlerdi. Biraz Ağustos böceğinin masalına benziyor bu. Gerçi onlar gülüp oynayıp işte çalıp söylemediler. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama neticede üzerine bastıkları zemin çürük olduğu için bir şey yapamadılar. Böyle geçti bu yaz. Yani. Neticede toparlayacak olursak, bir artık Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ortak adayı olmasının önünde pek bir engel kalmıyor. Çünkü altılı masanın alternatif önerileri de yine CHP'li adaylar olacağı için onlara, yani Kılıçdaroğlu'na çıkıp siz olmayın efendim, sizin seçilmeniz biraz şüpheli, kazanamayabilirsiniz, onun yerine şu olsun bu olsun deme şansları da yok. İşte o zaman da bunun dengelenmesi için, yani Kılıçdaroğlu seçilemeyebilir vesaire türünden çeşitli argümanlarla da, birkaç argüman, çok fazla da argüman yok, desteklenen bazı iddialarında etkisinin zayıflatılması için
Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın tam desteğini arkasına alması ve en başından misyonunu tarif etmesi, süresini en azından bu misyonla sınırlandırması, Cumhurbaşkanlığı süresini gerekiyor. Türkiye'yi en kısa sürede hem ekonomik krizden çıkarmak hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu ucube rejim bozuntusunu kıskacından kurtarmak. Böyle bir misyonu olacaktır. Ondan sonra da bakılır. Eğer ondan sonra nasıl bir Türkiye kurulacaksa, altılı masa tabii ki birbirinin rakibi olur. Ama bence Türkiye'de muhalefetin yolu belirginleşmiştir. Kılıçdaroğlu